Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum. Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. Çünkü bugünün videosunda Ormanda Bir Kamera Buldum adlı korkunç bir creepypasta hikayeden bahsediyoruz. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar bugünün videosunda oldukça gizemli ve ürkütücü bir creepypastadan bahsediyoruz. Ancak bu seferki creepypastamız daha çok ürkütücü bir fotoğraf hikayesi. Bu hikayeyi birkaç gün önce videolarım için araştırma yaparken internette buldum. Ancak kimin tarafından yazıldığı bilinmiyor. Başlığı görünce hemen dikkatimi çekti ve okumaya başladım. Hikayeye bir kişinin garip bir ormanda tek başına dolaşırken yerde gizemli bir kamera bulması ile ilgili. Ardından bu kişi kamerayı eve getirip incelediğinde içinde gizemli fotoğraflar buluyor. Arkadaşlar bu fotoğraflar beni gerçekten ürkütmeyi başardı. Ardından onları internete yüklemeye karar veriyor ve paylaşımla şöyle bir yazı yazarak başlıyor. Yazı çok uzun değil, tamamen fotoğraflarla ilgili. Geçen hafta yakınlardaki bir kasabaya gittim. Kasaba yüksek dağlar ve tepelerle çevriliydi. Bir patikadan tırmanıyordum ki gümüş bir kutuya benzeyen bir şey gördüm. Kutuya yaklaştığımdaysa bunun dijital bir kamera olduğunu fark ettim. Kamera PowerShot S20 idi. Burada kameranın markasını söylemiş arkadaşlar. Kamera biraz yıpranmıştı ama onun haricinde oldukça iyi durumdaydı. Adam kamerayı bulduktan bir sonraki gün yağmur yağmış arkadaşlar. Bu yüzden onu yağmurdan önce bulabildiği için şanslı olduğunu düşünmüş. Eve geldiğinde ise kameranın hard diskindeki fotoğrafları bulmuş ve ardından onları internete yüklemeye karar vermiş. Arkadaşlar inceleyeceğimiz fotoğrafları şu an ekranda görüyorsunuz. Şimdi bunları tek tek detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım aslında bu fotoğraflar kamerayı kaybeden kişinin başına gelenleri anlatıyor. O yüzden bunu bir çeşit dedektiflik oyunu gibi de düşünebilirsiniz. Ben fotoğrafları son derece dikkatli bir şekilde inceleyeceğim ama tabii ki dikkatimden kaçan bir şeyler olabilir. Eğer siz bir şeyler yakalarsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Kamerada görünen ilk fotoğraf bu arkadaşlar. Fotoğrafa şöyle bir bakıyorum. Doğa yürüyüşü yapan birinin çektiği bir fotoğrafa benziyor. Ancak herhangi garip bir şey dikkatimi çekmiyor. Sadece biraz ürkütücü bir orman ama hala gün ışığı var, sis yok ya da en azından gece değil. Yani oldukça normal ve sıradan görünüyor. Arkadaşlar ikinci fotoğraftaysa dur yazan bir tabela dikkatimi çekiyor. Bu tabela insanlara bu yolu geçmenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor ve aslında geçmemelerini söylüyor. Ancak fotoğraftan anladığım kadarıyla fotoğrafçı bu yazıyı dikkate almamış arkadaşlar ve yürümeye devam etmiş. Zaten üçüncü fotoğrafı incelediğimizde her şeyin değişmeye başladığını görüyoruz. Dur levhasını geçtikten sonra birdenbire her yer sisle kaplanmaya başlıyor. Hatırlarsanız ilk fotoğrafta orman çok aydınlık ve güneşliydi arkadaşlar ancak şu an tamamen kabuslarımızdan fırlamış gibi görünüyor. Bir sonraki fotoğrafınsa oldukça bulanık olduğunu görüyoruz. Bunu fotoğrafçının yürürken ya da koşarken çektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki hareket ederken fotoğraf çektiğimizde odak biraz garip oluyor. Yine de fotoğraflarda garip bir varlık ya da ona benzer herhangi bir şeyler yok arkadaşlar. Ardından bu harika fotoğraf geliyor. Fotoğrafa ilk baktığımda bunu nasıl fark edemediğime gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Belki ilk bakışta siz de fark edememişsinizdir. Ancak şimdi kırmızı çember içine alarak size bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi insan silüetine benzeyen tuhaf bir varlık ağaçların arasında saklanmış bir şekilde duruyor arkadaşlar. O fotoğrafçının yerinde olmak istemezdim. Eğer bunu fark ettiyse gerçekten çok korkutucu. Ama bence fark etmedi arkadaşlar. Çünkü eğer fark etseydi ormandaki yürüyüşüne devam etmezdi diye düşünüyorum. Ya da en azından kaçmaya çalışırdı ve belki de yardım istemek için birilerini arardı. Arkadaşlar sıradaki fotoğrafa baktığımızda fotoğrafçının yürürken fotoğraf çekmeye devam ettiğini anlıyoruz. Ardından fotoğrafçı bu ağaca yaklaşıyor ve fotoğrafını çekiyor. Bu fotoğrafta benim dikkatimi çeken bir şeyler var sevgili arkadaşlarım. Bunu sizin fark etmenizin zor olduğunu biliyorum. O yüzden yine kırmızı daire içerisinde size göstereceğim. Burada ağaçların tepesinde sanki kediye benzer varlıkların oturduğunu görebiliyoruz. Gözleri ve sivri kulakları var. Ayrıca ağacın tepesine oturmuş fotoğrafçıyı izliyor gibi görünüyorlar. Fotoğrafçı ağaca iyice yaklaştığında burada onu izleyen bir sürü varlık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Örümceğe, kediye ya da maymuna benzeyen ve onu yukarıdan izleyen pek çok değişik varlık var. Açıkçası bu varlıkların ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ancak sizin bir fikriniz varsa yorumlara yazmanızı mutlaka bekliyorum.
Ve benim göremediğim ama sizin dikkatinizi çeken bir şeyler varsa yine mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Sıradaki fotoğraftan anladığımız kadarıyla fotoğrafçı hiçbir şeyden haberi olmadan hala yürümeye devam ediyor arkadaşlar ve ardından garip bir taş yapıyla karşılaşıyor. Belki de ikinci fotoğrafta gördüğümüz dur levhası bu taş yapı için koyulmuştu. Belki tarihi olabilir ya da yıkılacak kadar eski olabilir. Bu yüzden kimsenin yaklaşmış olmasını istememiş olabilirler. Sıradaki fotoğrafa baktığımızdaysa adam bu eski binaya girmeye kararlıymış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu eski yapının fotoğraflarını gittikçe daha da yakından görüyoruz. Fotoğraflarda dikkatimi çeken herhangi garip bir şey yok ama baştan her şey günlük güneşlikti. Ancak fotoğraflar ilerledikçe ortam daha da ürkütücü bir hale gelmeye başlıyor. Fotoğrafçı terk edilmiş binanın içine giriyor ve yürümeye devam edip binadan çıkıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz arkadaşlar ama en sağdaki pencerede onu izleyen bir varlık var ve yine sol tarafta da bir silüet görüyorum. Sanki fotoğrafçının gidişini izliyormuş gibi görünüyorlar. Daha doğrusu bence tüm bu zaman boyunca onu izleyen bazı varlıklar var sevgili arkadaşlarım. Ancak kendisinin bundan hala haberi olmadığını düşünüyorum. Fotoğrafçı sislerin arasından yürümeye devam ediyor. Bu fotoğrafta sisin içinden ona doğru yürüyen bir varlık olduğunu görebiliyorum. Bu varlığın ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle ürkütücü olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bu fotoğrafta da ağaca gizlenmiş iki tane varlık dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum daha fazla var mı ama ben sadece iki tanesini görebildim. Arkadaşlar fotoğrafçı ilerledikçe sislerin arasında duran bir elektrik direği dikkatini çekiyor. Bunu neden yapıyor bilmiyorum ama içine girmeye karar veriyor ve oraya tırmanıyor. Sanırım bunu kesinlikle yapmazdım. Onun yapmasının sebebini de bir türlü anlayamıyorum. Sevgili arkadaşlarım bu fotoğrafa baktığımızdaysa artık hiçbir şey göremiyoruz ancak galiba bir yerlere ulaştı. Diğer fotoğraftaysa fotoğrafçının vücudunu ilk defa görüyoruz arkadaşlar ve bu bana biraz garip hissettiriyor. Ve sanırım burada caution kelimesi yazıyor arkadaşlar. Bu kelime de dikkat, uyarı, ikaz anlamlarına gelen bir kelime. Ve sıradaki fotoğrafa baktığımızda artık fotoğrafçının yaratığı gördüğünü biliyoruz. Emin olmamakla birlikte belki de yaratık burayı bir gözetleme noktası olarak kullanıyor olabilir arkadaşlar. Ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve fotoğrafçı bunun üzerine merdivenlerden aşağıya doğru koşmaya karar veriyor. Daha sonraki fotoğrafların bulanıklığından da bunu anlayabiliyoruz. Sıradaki fotoğrafa baktığımızdaysa havanın artık iyice karardığını anlayabiliyoruz arkadaşlar. Fotoğrafçı yürümeye muhtemelen sabah erken saatlerde başlamıştı. Sanırım buraya geldiği için oldukça pişmandır. Ve sonraki fotoğrafta yine sisin içinde duran gizemli bir yaratık hemen dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Ben bu varlığı birazcık uzaylıya benzettim. Kafası sanki bir uzaylı kafası gibi görünüyor. Ve arkadaşlar fotoğrafçının çektiği son fotoğraf bu. Sonrasındaysa kamera burada bulunuyor. Ve fotoğrafçıya ne olduğuna dair hiç kimsenin bir fikri yok. Belki de artık hayatta değildir. Kim bilir belki de bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulmuştur. Yani umarım hayattadır arkadaşlar ve hala yaşıyordur. Arkadaşlar sizin fotoğrafçıya ne olduğuna dair fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca fotoğraflarda benim göremediğim ama sizin dikkatinizi çeken bir şeyler varsa da yine yorumlara yazmanızı mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar böylece bugünün videosunun sonuna geldik. Eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu tip videoları daha çok paylaşmamı istiyorsanız bana bunu bir şekilde belirtin. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.